Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Ağustos Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program mevcut. Şimdi sizlere bunu tahminlerini vereceğiz ama Bursa'nın da yayında olduğunu belirteyim. Bursa'da da yine 10 koşulu bir program var. Gayet keyifli bir program olduğunu söylemem lazım. Tabii orada 2 altılı, burada 2 altılı birbirlerine denk bütçeler ayarladık. Onu söyleyeyim. Kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Destekleriniz bizler için gerçekten çok önemli. Katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Sevinirim. Bir de tabii teşekkürler butonundan da destek olmayı ihmal etmeyelim. Videoyu beğenme butonunun hemen yanında. İlk koşuya geçiyorum. Birinci koşu saat 5'i çeyrek geçe sabırlı koşusu. Şart 1 düzeyinde 2 yaşlı İngilizleri 1300 metrede. Çim pistte seyredeceğiz. 7 safkan start almakta bir idmanları gösterelim sizlere. Arkadaşlar idmanlarda tabii kum pist idmanı yapan isim var. Sentetik yapan isim var. Hepsini ayrıca değerlendireceğiz. Kumda çalışan 1.02.5 gören bir safkan. Binki hani 1 numara dikkatimizi çekmekte. Sentetikte bir daha Trailblazer 6 numaranın dikkatimizi çektiğini belirtmek istiyorum. Yani 1 ve 6 numaralı safkanlar bu hususlarda dikkatimizi çekmişken. Bir de yine kumda çalışan ve Ankara'dan gelen bir safkan var. Gökhan Kocakayı derste çalıştı. Ve yarışta yine onunla izleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi gösteririm size zaten tekrar. Brave Jumper 2 numara. O da 1.03.25 şekli bir idmanla geliyor. Bir de tabii 47.60 yapan bir Southern Fire var 5 numara. Bu isimler arasında mücadele bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Brave Jumper'da Gökhan Kocakaya start alacak. Southern Fire'ı önerdik. Vedat Abiş biniyor. Trailblazer'dan bahsettik. Biliyorsunuz ki Ahmet Çelik derse ve Özcan Yıldırım'da 1 numara Big Honey dedik. 4 safkanlı bir oyunda garanti bir oyun yapmayı hedefledik arkadaşlar bu koşuda. Biz sizlere 4 atlı bir oyun öneriyoruz. İkinci koşuya gelelim. 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1900 metrede çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkan var. Taybetan ve Traktör Ökür olarak start alacaklar. Geçen yarışta da favori vermiştik. Bu yarışta da favori veriyorum. 1 numara Ateş Ayaz bu koşuyu kazanmaya çok yakın gözükmekte. 13 gün evvel de kazandı. Burada da kazanmaya yakın gözükmekte. Rakip hanesinde tabii düşünebileceğimiz isimler var ama bunların hiçbirisi bence Ateş Ayaz'ı geçemeyecek. O yüzden ben 1 numara Ateş Ayaz'ı burada sizlere tek olarak da tavsiye etmekteyim. Favorim olduğu gibi tekim de oldu. Yani rakip diye böyle zorlayıp da at yazmaya çalışsak en fazla 2 numara Tunç Yılmaz, 3 numara Kocadayı ve 4 numara Traktör'ü yazabiliriz ama bu da yani öyle bir yazma olur ki yani bu atlar acaba bir sürpriz yapar mı diye yazmış olacağız. Ben bu kadar ihtimal olacağını zannetmiyorum. 1 numara Ateş Ayaz formdayken kazanacaktır bu yarışı. Grup müsait 1 numara Ateş Ayaz tek diyorum arkadaşlar bu sebeplerden ötürü. Sıralı ikili önermiyorum. Yani 2 numara, 3 numara ve 4 numara arasında bir ikincilik mücadelesi olacak gibi gözüküyor. 3 at olduğu için sıralı ikili tavsiye etmiyorum. 1 numara Ateş Ayaz tek diyorum. Üçüncü koşu saat 6.30'da 5 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Şart 4 düzeyinde 4 tükar Araplar 2100 metrede çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar işte burada favori olmayan atın gelmesini istiyorsak burada geniş kuponlarda 5 atı birden yazabiliriz. Yani burayı haş yapıp hepsi yapıp geçebilirsiniz. Lakin yine de bir ufak oyun yapacağım ben küçük kupon istiyorum diyen arkadaşlarımız için şöyle bir tavsiyem de bulunmakta. 1 numara Leonidas Kancan Gökçe ile 2 numara Çakmak Şah Gökhan Kocakaya ile ve Mehmet Kayıders ile Sülümbike 5 numara 3 atlı bir oyun olur. Geniş kupon isteyenler Egetay ve Gubaz'ı ekleyip 5 ata çıkarsınız. Yani burada da basit bir oyun olduğu için fazla bir detay yok. Geçiyorum bir sonraki koşuya. Dördüncü koşu saat 7'de. Handikap 17. 3 yukarı İngilizler. 1400'de sentete çıkacaklar. 8 safkanın start alacağı bir mücadele olacak. Burada favorimiz 1 numara Polpu'dur. Kürşat Yılmaz derste 60 kiloda izleyeceğimiz safkan. 2 yarıştır 3. oluyor. Bir kum bir sentetik 3. Yani atın aslında bir pist ayırt ettiği söylenemez. Daha çok formda olup olmaması ile ilgili oluyor performansı. Ve şu anda da formda gelmesiyle birlikte ve bu mesafeyi sevmesiyle birlikte ben bu atı burada favori olarak gösterdim. İkinci at olarak Ahmet Çelik ile Jacobo'yu görüyorum. Ya bu safkan son yarışı kötü oluşmuş olmasına rağmen daha belki yarışlardaki performanslarını istinaden ve yine bu mesafedeki etkinliğini istinaden yazılması gerekiyor. Ahmet Çelik de iyi binecektir diye tahmin ediyorum. Bu mesafede derecesi olmayan Mr. Gino 3 numarayı önereceğim. Gökhan Kocakayı derse bilhassa 54 kiloda çok ciddi bir fark yaratabilir. Son yarışlarında biraz bocalamış olsa dahi şu anda etkiyi koşabilecek bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Mr. Gino'yu tavsiyelerime aldım. Bir de arkadaşlar Akın Sözen idaresinde 53,5 kiloda Pilot's Boy 6 numaraya da dikkat etmenizi tavsiye etmekteyim. Bir aylık arasıyla bu hatta sürpriz yapabilir. 1-2-3-6 şeklinde 4 safkanlı bir oyunu tercih etmiş bulunmaktayım arkadaşlar.
Geldim 5. koşuya saat 7.30'da, satış 4. Arkadaşlar satışlarda 1, 2, 3, 4 sadece satış miktarı ile ilgilidir. Atların handikap puanı veya şart düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmez, bilginize. 5. koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1900 metrede uzun bir yarışta Çin pisti izleyeceğiz. 9 safkan start almakta. Bu koşuda izleyeceğimiz isimlerden favori olarak göstereceğimiz safkan sizlere 1 numara The Witcher olacak. Son yarışı kötü koşmuş olmasına rağmen burada favorimiz oldu. Sonra Ercan Çankaya ile birlikte Mini Prenses'e Şükran diyeceğiz 6 numara. Bu arada The Witcher'da Özcan Yıldırım var, onu da belirtelim. Mini Prenses'e Şükran son yarışında 5. kaldı. Daha evvel de yine tabelaları bulunmaktaydı. Bu atın da burada etkili bir performans sergilemesini beklemekteyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peşi sıra oyun önerimizde. Burada başka isimleri de tabii ki şans tanımak istiyorum. Onu belirteyim. 2 numara Mehmet Kaya ile Yıldırım Durali. Yine düşündüğüm bir isimdir. Yani bu atın da son yarışlarda tabelaları olması ve 1.57 derece görmüş olması ile birlikte bir anda galibiyet gelir mi diye soru işareti getiriyor. Haliyle biz de burada 2 numara Yıldırım Durali'yi de oyun tercihlerimize eklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Geniş kupon için tabi buradan sonrasında artık 1.62 yaptıktan sonra böyle bir olası bir geniş kupon için birazcık daha cazip olabilecek, sürpriz olabilecek isimleri denemekte fayda var. 7 numara Mystic Enerji bunlardan birisi olabilir açıkçası, biraz cazip gözüküyor. Ve tabi bu ismi yazdığınız takdirde ve geldiği takdirde etkili bir ganyan sonucuyla da gelmesini bekliyoruz. Eğer ki kazanamazsa tabi diğer verdiğimiz atlardan birisi zaten gelecektir diye düşündüğümüz için de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 1-6-2-7 şeklinde bir sıralamayı tercih ettik. 6. koşu Celal Bayar koşusu grup 2 3 yukarı İngilizler 2400 metrede Çin pistte çıkacaklar. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşu da tabii önemli bir koşu, anlamlı bir koşu. Bu yarış için start alacak olan 7 isme de baktığımızda kabiliyetli isimler. Ama içlerinden hangisi kazanacak veya kazanabilecek bunları düşünmemiz ve değerlendirmemiz lazım. Tabii Kurtel Ekürüsü'nün burada gizli ekürü konumunda olduğunu gördüğünüz 2 tane safkanı var. Onların da bir taktik yarış koşması kuvvetle muhtemel gözükmekte. Halis Karataş'ın ince 1 numara Age of Fire benim bu yarış için favorimdir arkadaşlar. Ekürüsü Endless Time'dan, yani gizli ekürüsü Endless Time'dan akıl sözün olacak. Ondan alacağı destekle birlikte Age of Fire'ın kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama tabii son yarış performansındaki 6 numara Vinci Torre yazılması gereken bir isim ve tabii Javinger yine son yarışında etkili koştu. Vinci Torre'de Gökhan Kocakaya, Javinger'de Ercan Çankaya olacak. Bu isimleri de değerlendirip 3 atlı bir oyun yapmanızı istiyorum. Dediğim gibi Age of Fire ekürüsünden alacağı destekle birlikte favoridir 1 numara. Ama yanına muhakkak 6 ve 4 numarada yazılması gerekmektedir ne olursa olsun. 7. koşuya geldim. Saat 8.30'da At Yarışı Yazarları Derneği koşusu kısa vade 6. 3 yukarı İngilizler 1200 metrede Çin pistte çıkacaklar. 4 atın mücadelesi izleyeceğiz. Pika bu 308 günlük bir arayla geliyor. Kısa mesafe bir yarış olmasına rağmen zorlayıcı bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Burada hazır formda gelen bir at var. Onu ben size tek olarak vereceğim arkadaşlar. Tabi baktığınızda derecelerde 1.10'lar görüyorsunuz. Bu diğer 3 safkan, Pika bu haricindeki 3 safkanın 1.10'ları var ama burada dereceye çok fazla takılmayın. 1200 fazla koşulan bir yarış olmuyor genelde. Yani şimdi şöyle bir husus var. 1.10.56 yapmış at. İşte bu 1.10.36 yapmış. 1.10.36 yapan kazanır. Öyle bir şey yok yani. Öyle burada azıcık farklı daha iyi derece yaptı diye bir at kazanır diye bir şey söyleyemeyiz. Atların form durumları vesaire de çok önemli. Ben o yüzden burada akıl sözün dersi 2 numara Suntime'ı sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Dış startta endişe alamadı. Evet bu kötü bir durum. 37 gün evvel start alan safkan. Ama dış start alamasa da zaten 4 atın start aldığı bir yarış olacağı için çok fazla bir sıkıntı yaşamayacaktır diye düşünüyorum. 2 numara Suntime bu koşuda arkadaşlar benim sizlere tek olarak tavsiye edeceğim safkandır. 2 numara Suntime'ı tek olarak bırakıyorum. Sıralı ikili hususunda da yani Pikabu iyi hazırlandıysa gelebilir ama Prince of Darkness da iyi durumda. Yani bunların hepsi olduğu için burada bir sıralı ikiliye gitmedim, bilginize. 8. koşu saat 9'da Şartuş 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik pist yarışı 7 safkan start almakta. Arkadaşlar bu yarış çok cazip bir yarış olabilir. Eğer sürpriz arıyorsanız hepsi yapabilirsiniz. Bütçeniz de el veriyorsa hepsi yapabilirsiniz. Ben size yine de bir küçük kupon da tavsiye edeceğim. 1 numara Boratav, Özcan Yıldırım'la 2 numara Surkent'te Mehmet Kaya ile birlikte ve Gökhan Kocakaya idaresinde Mirza Bey 6 numara küçük kupon tavsiyem olacak sizlere. Geniş kuponcular hepsi yapabilirsiniz.
Geçelim 9. ve sonuncu koşuya. Saat 9.30'da 14 handikap dişilere mahsus bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pistte start alacaklar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta. Start alacak olan safkanlar içerisinde favori olarak gördüğümüz isim 3 numara Win Her Love olacak. Son yarışında etkisiz olmasına rağmen verdiği 35 günlük arayla burada daha etkili koşmasını bekliyorum bu ismin. Ki Ahmet Çelik idaresi izleyeceğimiz safkan bu yarışta favorimiz oldu. Peşi sıra burada sizlere Tail Taylor 7 numarayı önereceğim. 38 gün evvel kazanan bir safkan. Ve tabii işte 23 gün evvel 4. kalsada Gökhan Kocakaya ile birlikte Ribbon and Rainbow 6 numarayı önereceğiz. Bu arada Tail Taylor'da Akın Sözen var. Bunları ardına at yazmak istiyorsanız geniş kuponlar için burada 2 numara Day Watch ve 1 numara Dash of White'a da fırsat tanıyabilirsiniz. Dash of White uzun bir arası var 53 gün. Ona rağmen bir geniş kupon ihtimalinde kendisine yer bulabilir arkadaşlar. Bu koşuda tercihimizi bu şekilde yapmış bulunmaktayız. Bu videonun sonuna geliyoruz. Diğer video yayındadır. İzlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip katıl üyesi olarak da destek verebilirsiniz. Bursa tahminlerini kanalımızda bulabilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.